Merhaba YouTube izleyicileri. Bugün sizlerle 2016 yılında vizyona giren ve Özcan Deniz'in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği romantik dram türündeki İkinci Şans filmi hakkında detaylı bir inceleme yapacağız. Bu film, birbirinden tamamen farklı iki karakterin kesişen yollarını ve aralarındaki karmaşık aşkı konu alıyor. Gelin bu filmi daha yakından tanıyalım ve derinlemesine bir analiz yapalım. İkinci Şans filmi, Yasemin ve Cemal adındaki iki karakterin hayatlarının kesişmesiyle başlayan bir öyküyü anlatıyor. Yasemin, son derece güzel, akıllı ve disiplinli bir matematik öğretmeni olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişte yaptığı hataları telafi etmeye çalışan Yasemin, her şeyi matematiksel bir bakış açısıyla değerlendiren, duygusal olarak korunmacı ve içe dönük bir kişiliğe sahip. Onun geçmişiyle yüzleşmesi ve kendini yeniden keşfetme çabası, filmin önemli temalarından birini oluşturuyor. Öte yandan, Cemal, bir restoran sahibi ve karizmatik bir gurme olarak tanıtılıyor. Cemal, dışa dönük ve gamsız bir yapıya sahip. Geçmişindeki sorunları geride bırakmaya çalışan bu adam, yeni bir başlangıç yapma peşinde. Cemal'in hayatı, geçmişinden kaçmak ve kendine yeni bir yol çizmek üzerine kurulu. Bu iki karakterin farklı kişilikleri, onların birbirleriyle olan ilişkisini daha da ilginç hale getiriyor. Yasemin ve Cemal'in yolları, bir gün tesadüfen kesişir ve bu karşılaşma ilk başta çatışmalara ve gerilime yol açar. Ancak zamanla, aralarındaki ilişki derin bir aşka dönüşür ve izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarır. Filmin, aşk ve ikinci bir şans teması etrafında şekillendiğini görüyoruz. Yasemin ve Cemal'in geçmişleriyle yüzleşmeleri, birbirlerine nasıl destek oldukları ve birbirlerinin hayatlarına nasıl dokundukları, filmin ana temasını oluşturuyor. Hikaye hem duygusal derinliği hem de karakter gelişimleriyle izleyiciyi etkileyici bir şekilde sarıyor. Şimdi de filmdeki başlıca karakterlere ve onları canlandıran oyunculara yakından bakalım. Filmin başrolünde Cemal karakterini canlandıran Özcan Deniz'i görüyoruz. Cemal, geçmişinden kaçan, dışa dönük ve karizmatik bir restoran sahibidir. Özcan Deniz'in bu rolüyle sergilediği performans, filmin kalitesini artıran unsurlardan biridir ve karakterin derinliğini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Yasemin karakterini ise Nurgül Yeşilçay canlandırıyor. Yasemin, matematik öğretmeni ve geçmişin izlerini silmeye çalışan bir kadındır. Nurgül Yeşilçay'ın bu karakteri derinlemesine işleyişi, filmin duygusal çekirdeğini oluşturuyor ve Yasemin'in içsel çatışmalarını etkili bir şekilde ortaya koyuyor. Filmde yardımcı rolü üstlenen oyuncular da, karakterin etrafındaki dinamizmi artırarak hikayenin çeşitli yönlerini destekliyorlar. Bu filmdeki performansıyla tanınan Saraçoğlu, gelecekteki projeleri için önemli bir adım atmış oldu ve bu süreçte dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle genç oyuncu Afra Saraçoğlu'nun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülen İkinci Şans filmi, onun geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasına katkıda bulundu. Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi ise oldukça ilginç. Annesinin Özcan Deniz'e Instagram üzerinden gönderdiği mesaj sonucunda, Saraçoğlu deneme çekimlerine davet edildi ve bu şans, onun oyunculuk kariyerinde büyük bir ilerleme kaydetmesini sağladı. Şu anda Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını, Seyran karakteriyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu, büyük bir beğeni topluyor ve bu rolüyle kendini daha da geliştirme fırsatı buldu. İkinci Şans filmi, etkileyici bir hikaye ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor. Özcan Deniz'in yönetmenliğinde ve Nurgül Yeşilçay ile Özcan Deniz'in başrolündeki performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Filmin çekimleri, Ege bölgesinde bulunan Cunda Adası'nda gerçekleştirildi ve adanın doğal güzellikleri, filme büyük katkı sağladı. Çekim süreci oldukça rahat geçti ve Özcan Deniz, setin konforlu olduğunu belirtti. Çekimlerin yapıldığı yerler, filmin görselliğine büyük bir değer kattı ve izleyicilere huzurlu bir atmosfer sundu. Peki siz İkinci Şans filmini izlediniz mi? Hangi karakter ya da oyuncu performansını daha çok beğendiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak daha fazla içerik için bizi takip edebilirsiniz. Bu senaryo, İkinci Şans filminin detaylı bir incelemesini sağlayarak izleyicilere filmi tanıtmak için kapsamlı bir bilgi sunuyor.
Buyurun. Herkese merhaba. Bugün ikinci merhaba. Şans filmimizin son günü, yani son gecesi daha doğrusu. Sabah saat 6'da bitecek inşallah. Bu güzel bir süreçti. Evet, çok güzel bir süreçti. Çok huzurluydu. Çok tatlı bir çekim yaptık. Bugün... Mesajlar geliyor, yükseliyor sayı. Herkesi çok öpüyoruz. Öpüyoruz abi. Arkadaşımız bir wine fenomeni. Patlak bir wine. 5 saniye ama. Buraya geç gelince bırak. Tamam, tanıtıyorum. Şimdi ben Afra. Bu filmde Nurgül ablacığımın kızını oynuyorum. Yararcasın. Yaralandık. Çok tatlı bir çekim oldu ve böyle insanlarla tanıştığım için böyle derken. Yani ben sadece şunu söyleyebilirim kendi adıma. Hayatımın en rahat geçen seti oldu. Çok sorunsuz ve problemsiz. Ya bu sadece sette çalışan arkadaşlarımdan bunu istiyorum. Nazar çıktı diye. Saçını yap. Ay iki tane. Tebrikler. Devam edelim o zaman. Devam edelim. Evet. Ben açıkçası çok yönetmenliği sevmem. Çok da istediğim bir meslek de değil. Ama Özcan sanki yönetmen olarak doğmuş. Beni en çok şaşırtan bu oldu galiba. Muhteşem bir ekip kurmuş. Set arkası ekibi. Herkes takı. Çok iyi bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Allah'ım inşallah öyle de olur. Allah gönlüme göre versin. Amin. Bence zirvede bırakalım. Bence zırvada bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun.